Bir dakika dön. Vuracağım abi vallahi vurdum. Quaresma. Ricardo Quaresma 105'ken rakibe karşı. Vişka. Direkt ara pas atacağım. Oğlum. Oha. Ne yaptı o? Quaresma ne yaptın? Her videoda bir tane oyuncuyu 90 gene yapmaya başladığımızdan bu yana her iki günde bir Türk gücü videosu atmayı düşünmüyordum. Ancak abi şu izlenmeye bak. Son 10 videoda birinci olmuş. Şu beğeni sayısına bak. Arkadaşlar bu ne? Kralsınız abi. Böyle olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Beni daha fazla bu şekilde mutlu etmek isteyenler arkadaşlar yorumları falan aldırmıyorum. Saçma sapan insanlar beğeni almak için yorumlar yapıyor. Yok çok beğeni istiyorsun falan diye. Ama sizler arkadaşlar beğenilerinizi atmaya tam gaz devam edin. Ve abone olup bildirimleri açıp aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de 90 yan yapıyoruz ya. Bugün de yapıyoruz abi. Defansımız direkt olacak. Hangi defansımızı yapacağız? Hemen söyleyeceğim. FIFA Mobile 19'da bugün Türk gücüne devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen videoda biliyorsunuz Fernando Muslera'yı yükseltmiştik ve ben bu Fernando Muslera'yı aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kadromda kullanacağım. Ve gerçekten efsane ötesi olacak arkadaşlar. Ama bakın %60'ınız abone değil. Hani geçen video o kadar çok izlendi ve aranızda çok abone olmayan vardı. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Bu arada bu gece canlı yayın olabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bugün canlı yayın olabilir. Kesinlikle canlı yayın olursa kaçırmayın derim. YouTube kanalında olur. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yani abone ol butonuna basarsanız videolarımın hepsinden de haberdar olabilirsiniz. Böyle bir şeyi neden istemeyesiniz değil mi kankam? Aynen şimdi abi. Bakın özelliklere bakın. 105 uçma falan var. Şöyle bir abi hatta biz bunu geçen videoda karşılaştırmamışız. Şöyle ben değiştir diyorum. Abi baksanıza bak. Pozisyon almayı ne yapsın kaleci? Vuruş da önemli benim için. Kısa bir pas versek yeterli. Hani fizik 88 o da önemli değil ama refleks, uçma ve top kontrolü en önemli 3 yetenek arkadaşlar. Ve bu üçünde de Muslera 2 gen boost'u düşük olmasına rağmen daha üstün. Şöyle de göstereyim abi bakın dengede, çeviklikte her şeyde üstün. Reaksiyonda birazcık düşük kalmış. Hızı falan da çok önemli değil. Penaltıda 1 falan düşük ama genel olarak Muslera çok daha iyi duruyor abicim. Muslera gerçekten efsane ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte en beğenilen yorum Damage Vida'yı 90 reytinge yükseltiyoruz arkadaşlar. Gerçekten bugün sizlerle beraber efsane şeyler yapacağız. Kanalda bomba gibi ilerliyoruz. Lütfen bu bozulmasın arkadaşlar. Sadece sizlerin destekleriyle bozulmayacak. Destekleriniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar lütfen bir orta saha söyleyin. Orta sahayı yapma ihtimalim daha yüksek. Ama yine en beğenileni yapacağım. Ve yeniyseniz de arkadaşlar bunu size söyleyeyim. İlk defa izliyorsanız yorumlara yazıyorsunuz ve en beğenileni yapıyorum. O yüzden yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın ve yorumları beğenin. Beğendiğiniz yorumları. Şimdi orta sahada Elif Elmas'ımız var. Belhanda'mız var. Belözoğlu'muz var. Ve Edin Vişka'mız var. Ayrıyetten arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Orta sahaya alıp da 90 rating yapmamı istediğiniz oyuncu varsa onu da yazabilirsiniz. Onu da yapacağım. Ama sol orta saha MO ve sağ orta saha mevkisi olsun. Türk gücü olduğu için Süper Lig kadrosu kurduğumuzdan dolayı Süper Lig oyuncusu önermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun. Ona göre bir oyuncu önerebilirsiniz. Ama özellikle orta saha oyuncusu önerirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca Adem Laiç gelirse arkadaşlar onu almak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım sizler için. Hemen abi Vida'ya geldim çalıştır dedim. Ve abi Azpilicueta'ya basıyorum abi. Yıllardır ben bu adama ne kadar emek verdim. 1.5 milyon bundan gelecek. 400 bin de bundan yani toplamda tam 1 milyon XP ve 2 milyon coins bastım. Abi bu kadar beğeni gelince ben gaza geliyorum. Vallahi dayanamıyorum ya. Vallahi aslında yapmamam gerekiyor. Hesaba baya büyük bir zarar vereceğim. Ve 251 bin de fazladan boost olacak ama yapıyorum abi. Vallahi ben dayanamıyorum abi. Bu kadar siz beğeni atınca ben sizi kıramıyorum. Ve 90 rating Damage Vida hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gerçekten efsane oldu ya. 102 gen top, 102 top kesme ne abi? Abi hileli oldu bu adam. Vallahi hileli oldu. 101 gen oldu zaten şu an takımda. Nesta'dan iyi. Yemin ediyorum Nesta'nın 92'liğinden iyi. Ve şu anda abi boostlarla birlikte eşitler. Aa bir Nesta'dan iyi. Defansif özelliklere bakarsak sadece de bakın defansı fiziği falan abi bu adam muazzam 96 rating yuh ne yaptım ben neler yapıyorum devam abi devam yemin ediyorum abi ben bu bölümlerde bu seride kendimi şaşırdım yani iyice şaşırdım değişik şeyler yapıyorum yani
Bütün kadromu silip Süper Lig'e geçeceğim neredeyse. Öyle yapacağım. Milli güç de istiyorsunuz arkadaşlar. Eğer 100 milyon koyu isim olursa bir gün onu da yapacağız. Merak etmeyin abi, siz çok istiyorsunuz. Sadece Türk oyuncularla ilgili. Onunla da oyunun sonlarına doğru yaklaşırken belki bir ay sonra falan da gelebilir. Haberiniz olsun, şu Team of the Season falan çıksın. Bu arada rakip 105 iken galibiyet sözü vermiyorum ama galibiyet alırsam lütfen, artık videonun ortasında söylemek yasaktı ama siz anlamışsınızdır, onu yaparsınız. Ama defansımız adamla neredeyse eşit abi. Defansımız 99. İlginç bir durum var şu an. Bakalım neler olacak abi. Yani kadro gerçekten çok hoş durumda şu an. Her şey, her an güzel şeyler olabilir. Manu'dan Quaresma'ya şimdi. Ricardo Quaresma, güzel aldık abi. Güzel de ilerliyoruz. Fena değiliz. Rakip 105'ken olması hiç hoş bir durum olmadı ama bir dakika dön. Vuracağım abi. Vallahi vurdum. Quaresma! Ricardo Quaresma 105'ken rakibe karşı 6. dakikada golümüzü bulduk. İşte budur abi. Bak benim bu Türk gücüne. Abi bak, ben normalde oyunu bu kadar iyi oynamıyorum. Yani Türk gücündeki kadar iyi oynamıyorum. Belki şu anda da efsane oynamadığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ama normalde ben bu kadar da iyi oynamıyorum. Ama bilmiyorum abi. Türk gücünde bir şeyler... Oğlum bir daha. Oğlum bir daha. Oğlum bir daha. Muslera. Muslera tutardın ya. Muslera tutardın abi. Gerçekten bir anda önüm boşaldı. Yani rakip gerçekten zaten artık normal. Yenilmemiz bile normal olur. Ama Vida'nın orada öyle kalması yanlış oldu. Şikirtel çok boş kaldı. Yani çok saçma bir hata oldu orada. Üçlü defansında zararları bu arkadaşlar. İşte üçlü defans yapınca uyumsuzluk oluyor defansta. Bakalım ya. Bence... Fena bir maç olmayacak. Ben yine gollerimi atmaya çalışacağım. Quaresma falan da fena oynamıyor. Edin Vişkamız falan da var. Şöyle hatalı bir dönüş yaptım ama paslarla o pozisyonu toparlamaya çalışacağım bakalım. Şimdi Quaresma evet. Emre Belözoğlu, bunun reytingi çok düşük abi. Bunlar düşük kalıyor takımın geneline göre. Quaresma, Vişka'ya falan göre. Hani Roberto Carlos var, Quaresma var, Vişka var. O yüzden Emre Belözoğlu biraz düşük kalıyor. Ayrıca santraforumuzu da aslında 90 gen yapmamız lazım ama onun için bayağı bir antrenman boostu lazım. Her neyse, şimdi Belhanda veremedi pasını abi, şaka gibi. Şaka gibi. Petit. Davies. Al ver. Ulan veremedim be, yapma be. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Şöyle gir abi Vida, gir. Abi içeriye girmen lazım. Vida değil o, Vişka bu arada. Emre Belözoğlu, Vida'yı çok istediniz. Ben de Vida'yı istiyordum aslında yükseltmek. Vida'yı istemeniz gayet güzel oldu abi. Şimdi Şikirtel ama Vida'yı mı ortaya diksek ya? Vida'yı ortaya diksek bence sanki daha iyi olur. Çok iyi Quaresma. Petit şu an karşımızda. Petit'le geçer miyiz? Dönemedim. Dönemedim ya. Dönebilsem var ya gerçekten çok hoş olurdu ama dönemedim. Vişka. Direkt ara pas atacağım. Oğlum. Oha! Ne yaptı o? Quaresma ne yaptın? Sen ne yaptın abi? Abi bir de gol atsak şu atak var ya, hayatımın hatası olur ya. Quaresma'ya bak neler yaptı. Gördünüz mü abi? Neyse şu an kameraya bakmayayım. Hani kameraya baktım ama bakmaya çok da gerek yoktu. Roberto Carlos in aşağı ver pasını, şu atağı bir bitir. Heh tamam, rakibin atağını bitirdik, güzel. Şimdi Vişka, Emre Belözoğlu, oğlum Quaresma az önce ne yaptı lan? Ben hayatımda daha öyle hareket yapmadım ha. Vallahi helal olsun. Güzel. Ver abi Emre'ye. Emre sen de bir şeyler yaparsın artık. Emre oradan bir şut, çok geç vurdu abi. 81 reytingin verdiği düşüklük, rakip 105'ken olunca abi çok hızlı yetişiyorlar. Yani beklemeye gelmiyor abi. O yüzden Emre Belözoğlu'yla aslında çok denememek lazım. Quaresma, Vişka tarzı oyuncularla denememiz lazım. Manu'yla falan da deneyebiliriz. Ona göre, duruma göre bir bakalım neler olur. Göreceğiz abi. Umarım ya, yenilmek çok hiç istemiyorum abi. Beraberlik çok iyi olur bu maç. Bakalım ama neler olur, göreceğiz abi. Roberto Carlos şöyle bir al topu, süper. Kaybetme bir de. Bir de kaybetme abi. Kafa golünü atar şimdi. Hepsi 105'ken adamların ya. Arkadaşlar şimdiden geçmiş olsununuzu alırım. Robert Jack vur lan. Abi vallahi atar. Çünkü yapacak bir şey yok abi. Rakip hani 95 yerlik oyuncularına karşı benim yapabileceğim bir şey yok. En yüksek oyuncularımız 90 rating arkadaşlar. Ben yine de elimden geleni yapacağım bu maçı berabere kalıp kazanmak için. Bakalım neler olacak. Yine 105'ken rakibe karşı önde başlamak bile çok efsane bir şey arkadaşlar. Hani Muslera zaten daha yapabileceği ne var abi? Rakibin genine görüyorsunuz. Muslera'yı çok daha fazla yükseltmemiz lazım. Onu da hani onun için bayağı bir şey lazım. Hani yürek lazım. Ben normal kalecim bile o kadar değil. Artık hani Muslera'yı normal kalemde kullanmayı düşünmeye başladım. Top bizde, tamam. Sıkıntı yok abi. Bir şeyler deneyeceğiz şimdi. Umarım güzel şeyler deneyebiliriz. Güzel şeyler başarabiliriz. Geldi bu arada Aubameyang'ın önüne şimdi. Ya Aubameyang ne yapıyorsun abi? Sakin ol bir ya. Yemin ediyorum şaka gibi abi. Adam iyice cozuttu şu an. Abi ver pası. Ya Vişka şu topu alıp pası versene. Kaç rating adamsın ya. Bravo. Şikirtel adamın dibisin lan. Yemin ediyorum Şikirtel kralı. Vallahi kral. Çok güzel. Şimdi Quaresma. Quaresma dön abi. Döndün mü? Bir daha dön. Çok kötü hareket. Çok güzel hareket diyecektim. Aslında çok kötü bir hareket yapmadı da. Güzel hareket diyecektim. Güzel hareket diyesim gelmedi. O yüzden böyle demek zorunda kaldım. Emre Belözoğlu ver pasını.
Oğlum çok bekliyor Emre Belözoğlu. Yani her atakta bekledi. Demek ki oyuncunun özelliği birazcık düşük. Bu arada ruleti düzeltmişler. Helal olsun abi. İlk defa bir şeyi düzeltti EA Sports. Bravo. Neyse. Rakip gelmeye devam ediyor. Korner olmazsa %100 golle diyeceğim bir durum yok. Ancak bir plase falan vurursa da sıkıntı. Vida. Hadi Vida. Alırsın ulan Vida. Ulan döndü abi. Rakip döndü. Ne yapsın? Ama helal olsun. Helal olsun be. Kaç reytingli adamı yok etti abi. Bravo Vida. Emre Belözoğlu aferin ver. Bir de oğlum çok bekliyor Emre'yi. Emre'yi değiştirelim mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın bakayım. Coutinho. Emre çok bekledi. Emre maçın başından beri çok bekledi. Çok kırpmadım maçı arkadaşlar. Bilerek bu arada abi çok yüksek rakip. Yani EA Sports bu kadar yüksek niye rakip veriyorsun kardeşim? Yani buralarda bir sürü 98 yani 99 yani bizim kardeşlerimiz de var. Bot da vermedi şansımıza ve maalesef maçımızı kazanamıyoruz. Geçen videoda gol yemek imkansız dedim ama arkadaşlar yani imkansız diye bir durum yok. Gördüğünüz gibi Quaresma ver pasını. Vişka. Hadi abi, bir tane atsan bana yeter yemin ediyorum. Ama abi atağa gidemiyoruz. Adamın defansları 95-96. Manu şimdi. Manu. Hadi abi ya. Abi Manu'nun hızı bile yetmiyor. Hani gerçekten çok iyiler. O yüzden sürekli paslı oynamam lazım. O da zorluyor. Roberto Carlos al. Roberto Carlos Aubameyang'ın fiziğinden dolayı topu alamıyor. Yani oyunda resmen bug gibi bir şey ya bu adamlar. Çok yüksek rakip. Gerçekten helal olsun. Güzel kadro kurmuş. Para ne kadar yatırdı bilmiyorum ama Türk gücü rezil oldu abi. 4-1. Ama zor gerçekten arkadaşlar. Hani düşündüğünüz gibi zaten biliyorsunuz oyunu. 95 genle, 96 genle, 105 gene karşı oynamanın zorluğunu bilirsiniz. Ben bir son pozisyona gireceğiz şu anda. Bakalım son pozisyonda başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Umarım girebiliriz abi. Bir pozisyon izin verirse girmeyi düşünüyorum. Quaresma ve izin vermedi arkadaşlar. Maalesef 4-1 kaybettik. Bugün de bu şekilde olsun arkadaşlar ama orta sahaya da güzel bir takviye yaparsak bence hiç fena olmaz. Hatta bu bölümde Emre Belözoğlu yerine 90 genli bir Süper Lig oyuncusu olsaydı bence bizim için çok daha yüksek olabilirdi arkadaşlar. Zaten FIFA Şampiyon Klasmanı'nda Challenge takımıyla bir maç yapıyoruz. Yani kazanmamız beklenmemesi bile gerekiyor. Bekleniyor. Biz de kazanmaya elimizden geldiğince çalışıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten elimden geleni yaptım. Gol atmayı da başardım. Bakın kalesine gidemediğim takıma gol atmayı da başardım. Çok uğraştım bugün videoda sizler için. Bakalım diğer videolarda neler olacak arkadaşlar. Aslında kazanana kadar da oynardım arkadaşlar ama siz gerçeğini canlı olarak ne olduysa onu görmenizi istedim. Hani başka şeyler görmeyin. Asıl neler yaşadıysak onları görün istedim. Ve burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Desteklerinizle bam güm devam ediyoruz. Bir önceki videonun yorumuna ne yazmıştım? Bum yazmıştım. Buna da bom falan bir şey yazabilirim. Bilmiyorum bu video yorumuna belki hiçbir şey de yazmayabilirim. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Gerçekten sizleri seviyorum. Adımın dibisiniz. Şuradan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve etrafta iki tane video falan çıkmıştır. Yani onları tıklayabilirsiniz. İstiyorsanız istemiyorsanız da çıkıp da gidebilirsiniz. Neyse hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Ben sizler için burada olacağım her gün. Ve... Bye bye.